Söyle, size hizmet eden hain kim? Söyle. Söyle. Kimden kaçıyorsun Polin? Sakla beni ihtiyar. Yardımına ihtiyacım var. Sakla beni. Hadi ihtiyar. Gir, gir. Haydi, bu yöne doğru. Bu tarafa doğru koşan birini gördün mü? Bu tarafa gitti. Sokağa girdi. Eh be çocuk. Sen ne yaptın bunlara? Neden peşindeler? Beni ihanetle suçlarlar ihtiyar. Ne? İhanet mi? Derhal çık dışarı. Beni bulaştırma. Dur dinle. Vasilius Sekfur'umuzu öldürdü. Bunu bildiğimiz için peşimizdeler. Hatırla. Sana yardım ettik. Helena. Yeter! Sen ne yaptığını sanırsın? İşime karışma. Kalene düşman saldırdığında altına değil, sana itimat eden bu insanlara ihtiyacın olacak. Tek vur Vasilius. İyi misiniz? İyi misin? Sana minnettarım Alvin. Alvin usta, o da kayıp. Helena da tehlikede. Helena'yı o katilin elinden kurtarmamız gerek. Sana her şeyi anlatacağım. Yardım et ihtiyar. Yardım et. Eski Tekfur bana çok yardım etti. Bir fiske dahi vurmadı bana. Ama bu Vasilius vergimi ödeyemedim diye kırbaçlattı beni. Ondan da başka bir şey beklenmez. Helena'yı kurtarmana yardım edeceğim. Havanın kararmasını bekleyeceğiz. Orada kal. Gel Tolpan. Hoş geldin Tolpan. Hoş gördük Helena. Ne güzel bir kumaş. Tam prenseslere layık. Alvin Usta Çin'den geldiğini söyledi. Alvin değil. Haçaturyan. Sen ne dersin Tolpan? Haçaturyan da kim? Ertuğrul'un Alp'i ile birlikte kaleye soktuğu casusu. Seni de kandırıp dükkanını kiralamışlar. Her türlü melanet onlardan gelirmiş. Ne? Ertuğrul. Çolpan, bu nasıl bir oyun? Ertuğrul nasıl bir bela ki? Bir Hristiyan'ı bile bize karşı kullanabildi. Onların cezasını kendi ellerimle vereceğim. Tekfur Hazretleri o ihtiyarın cezasını çoktan verdi. O değerli kumaşları kanıyla boyandı. Ertuğrul'un Alp'inin de akıbeti aynı olacak. Alçaklar. Beni de alet ettiler. Bunların oyunlarından bıktım. Usandım artık. İmdi sıra zindanda olan Ertuğrul'un kardeşi Dündar'da. O da kaledeki diğer hainin adını verdiğinde hepimiz derin bir nefes alacağız. Nihayet. Nihayet intikamımızı alacağız. Babanın kalesi hainlerden teker teker temizlenecek. Sen gönlünü ferah tut Helena. Thank you.
Haçaturyan, adalet ve merhametle hangi dinden, hangi kavimden olursa olsun Türk'ün aleme nizam getireceğinin en büyük kanıtıdır. Bizim sırrımız için sadakatle canını verdi. Milleti sadıkadır. Toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun. Amin. Doğan'la Dündar Bey'in Konya'ya gideceğini hiçbirimiz bilmezdik Ertuğrul Bey. Artuk Bey'le benim dışımda bilen yoktu Ali Yer Bey. Onlara emri Çavdar Obası'nda verdim. Devlet sırrı olduğunu bilirlerdi. Sultan'a götürdükleri haberin kendi canlarından kıymetli olduğunu bilirlerdi. Peki ya nasıl öğrendiler beyim? Kardeşim Dündar. Dündar Bey bunu nasıl yapar beyim? Sevda gözünü kör etmiştir Turgut. Büyük ihtimalle zaafa düşüp onları Konya'ya gönderdiğimi Günyeli Hatun'a ifşa etti. Günyeli de bunu babasına söyleyince... İhanetin yayılmasının başkaca yolu yoktur Ali Yer Bey. İhanet. Yemin ederim bunun bedelini ödeyecekler. Acar'la o soysuz kızından bunun hesabını soracağım. Sonra da cenaze için senin yanına geleceğim beyim. Eyvallah Ali Yer Bey. Sorgulayasın. Lakin öldürmeyesin. Bir müddet bekleyeceğiz. Haydi gidelim Alpler. Destur var mıdır beyim? Gel. Beyim, Kayı Obası'ndan havadisler vardır. Ne oldu? Doğan Alp ve Dündar Bey Konya yolunda baskın yemiş. Doğan Alp ölmüş, Dündar Bey ise kayıp. Obay hasta beyim. Bu Ural Bey'in zaferidir kızım. Her şey daha güzel olacak. Baba. İşin ucu bize dokunur diye korkarım. Dündar Bey'i düşünürüm. Günahına mı girdik diye endişe ederim. Endişe etmeyesin kızım. Kaldı ki ellerinde hiçbir delil yokken bize de dokunamazlar. Hem Ural Bey'in obasının başına geçmesi yakındır. Bundan sonra daha temkinli olup sabırla bekleyeceğiz. Bir vakitler
Beni de böyle bağlamıştınız. Hatırladın değil mi Dündar Bey, ha? O günlerde bir yeminim vardı. Hepinizin soyunu kurutacağım diye. Demek ki soyunuzu kurutmaya seninle başlayacağım, ha? Neye niyet, neye kısmet, ha Dündar Bey? Şimdi ne yapacaksın, ha bunu? Öz kardeşlerimin yüzünü görmek istemezken... Senin ağabeyin yüzünden ben kardeşlerimi, babamı, evladımı yitirdim. Şimdi de senin ağabeyin kendi öz kardeşini kaybedecek. Öldürsene beni. Öldür! Abime iyilik etmiş olursun. Öldür beni! Senin itin olacak o acar yüzünden buradayım. Buradan bir sağ çıkarsam önce Günyeli denen o soysuzu geberteceğim. Öyle, öyle. Kolay kolay ölmeyeceksin Dündar Bey. E neticede bir beysin ha. Beylere yakışır şekilde öleceksin. Bu arada o dediklerini obayı geri aldığımda Acar Bey'e ileteceğim. Sen hiç merak etmeyesin. Bizzat kendim ileteceğim. Şimdi bu kaledeki sıçanınız kim? Onu diyeceksin bana. Hmm. Puh! Yazıklar olsun sana. Asilüs'ün sağ kolu olduğunda beni mi sorgularsın? Bir de Türk olacaksın. Sen Türklerin yüz karası. Ahmak, ikimiz de kardeşlerimiz yüzünden bu haldeyiz. Anlamıyor musun ha? Ha? Evlatlarım. Hepsinden bir bir ayrı düştüm Halime. Sungur Tekin Gündoğdu'm. Hepsi ardımda kaldı. Şimdi de Dündar'ım. O benim son yongamdı. Süleyman Şahın'la bizim son evladımızdı. Ona bir şey olursa gayrı bunu kaldıramam Halime. Ana, Ertuğrul Bey'im onu bulmadan dönmeyecek. Sen böyle bırakma kendini ne olur. Dündar. Dündar nerede? Oğlum nerede Ertuğrul? Dündar'ı bulamadık ana. Ana. Ah. Ertuğrul oturtalım. Gel. Oy benim kınalı kuzum. Oy. Ertuğrul. Niye eliniz boş döndünüz? Ne oldu oğluma? Dündar'ı Nikea'ya göndereceğim diye tuzak kurmuş Vasilyos soysuzu. Oraya vardığımızda Haçaturya'nın cesedini bulduk. Allah'ım, kederimi hafiflet ya Rabbi.
Ya Rabbi. Peki Dündar Bey nerededir beyim? Merak etmeyesiniz. Dündar hayattadır. Ya sabır. Ya sabır. Ya sabır. Ya sabır Allah'ım yarabbim. Peki beyim bu nasıl olur? Dündar Bey'in nereye gittiğini biz dahi bilmeyiz. Günyeri Hatun. Ne dedi? Dündar Konya'ya gideceğini Günyeli Hatun'a söylemiş olmalı. Zira o soysuzun bunu öğreneceği başkaca yol yoktur. Zalimin elinden, soysuzun dilinden, Allah'tan korkmayanın şerrinden büküldü benim. Oy Günyeli, oy. Nasıl kıydın Dündar'ıma? Ben ona güvendim. Oysa o evladımı ölüme yolladı. Ve oy koca cihan. Daha kaç soysuzu saklarsın bağrında. Oy. Ben sana dedim ana. İçinin karanlığı yüzüne vurmuştur. Yaman kızdır dedim. Babasından ne hayır gördük ki kızından göreceğiz. Dedin kızım. Dedin. Dedin çok haklısın. Başımıza gelene bak. Ertuğrul. Doğan'ın toprağı kurumadan Dündar'ımı getir bana. Onu yalnız koma. Onu bir çare bırakma o. Ana. Bugüne dek hiçbir hesabımı yarım bırakmadım ben. Dündar'ı sana getireceğim. Günyeli Hatun da, onun hain babası da yaptıklarının hesabını verecek. Yasımızı içimize gömmenin vaktidir ana. Kolumuz kanadımız kırıldı diye ah etmenin, sancımız dinsin diye ilenmenin vakti değildir. Sen bu obanın direğisin ana. Metanetli olasın. Banuşça Hatun'un ahvali nedir? Baygındır beyim. Takati kalmadı. Ah bir çare. O da bir çare. Yanından ayrılmayasınız. Onu yalnız koymayasınız. Emrin olur beyim. Halime Hatun haklıymış abi. Başından beri Günyeli'ye güvenmezdi. Eğer dediğiniz gibi çıkarsa, görsem ben onu ne edeceğim? Pusatımı kırtlağına dayadığım vakit, ak koyun, kara koyun belli olacak aslan. Buyur beyim, beni emretmişsin. O hain Acar'la soysuz kızını derdest edip karşıma getirsin. Emrin olur beyim. Kutluca. Günyeli'yi bana bırak. Haberler iyi. Ural Bey'in hepinize selamı var. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gayri selamını değil kendini bekleriz. Tepemizdeler. Gidecek bir yerimiz yok. Az daha sabredin. Kurtuluşumuz yakındır. Destur diyesin Kutluca. Ahıra mı girersin? Şerefi olmayan insan hayvandan daha aşağıdır Acar Bey. Şerefimi tartmak sana mı kaldı hadsiz? Senin şerefini ben değil Ali Yar Bey'im tartacak. Düş önüme. Ne
Ne olmuş ki Kutluca? Bir beyi derdest etmekle ne olur? Şşş. Götürün bunu. Ne oluyor? Ne oluyor? Durun, ne yapıyorsunuz? Durun, bırakın. Bırakın beni, densizler. Bırakın. Çalarım bana, zindan olur. Ben onsuz ne edeceğim? Bilirim, zordur. Bilirim, giden geri gelmeyecek. Lakin gelecek olanı düşün Bağlı Çiçek. Doğmamış bebeğini düşün. Evladım, daha doğmadan yetim kaldım. Babasını görmeden büyüyecek. Ben buna nasıl katlanırım Halime Hatun? Nasıl? Babasını sorarsa ona ne derim? Şehit oldu diyecekse. Sen huzur içinde büyü. Soyun sopun zalına el açmasın diye şehit oldu diyeceksin kızım. Senin baban yiğit bir adamdı. Babası için canını verdi diyeceksin kızım. Hem emmileri vardır aslan gibi. Ertuğrul Bey var. Biz varız. Ve ben sahipsiz değildir Banu Çiçek. Doğanımın intikamı alınmadan yasım bitmez Hayme Hanım. Ona bunu edenler cezalarını çekmeden gözümün yaşı dinmez. Nasıl oldu bu? Benim dahi haberim yok iken nereye gideceklerinden. Nasıl düştüler tuzağa? Nasıl? Ertuğrul'u işim peşini bırakmaz kızım. Doğan'ın intikamı alınacak. Bizler de Kayı Obası'nın hatunları olarak erlerimize destek vereceğiz. Sen de huzur içinde uğurlayasın erini cennete. Ettiğine pişman olacaksın Ali Yar Bey. Sen benim değil, obamdaki tüm beylerin şerefini ayaklar altına aldın. Kızım. Baba. Adaletin bu mudur? Elinde hiçbir ispat delil yokken beni neyle suçlarsın? Şuncacık kızımı yerlerde sürüklersin. Bunun hesabını... Kes! Kes sesini. Vural denilen haine yaltaklık yaptın. Onca alpimin şehit olmasına sebep oldun. Obama, beyliğime, töreme ihanet ettin. Dündar Bey'i, Doğan'ı küffara teslim ettin.
Bre soysuz. Bre utanmaz arlanmaz. Şuncacık dediği kızını kendi oyunlarına alet ettin. Beni dinleyin. Acar Bey haindir. Kendi ağzıyla bunu söyleyene dek ölmeyecektir. İspat isteriz Aliyar Bey. Allah katında bu ettiğin zulümdür. Acar Bey şerefiyle yaşamıştır. Şüpheyle zanla hepimizi hain ilan edemezsiniz. Bu obanın bir beyi vardır. Lafı dinlenecek. Sözüne itibat edilecek. Acar hain dediysem elbette ispat edilecektir. Yarası olan gocunsun dursun. Elbet o hainlerden de hesap soracağım. Götürün bunları. Baba! Baba! Bırakın beni! Bırakın bizi! Baba bizeyim! Baba bırakın beni! Kızım! Bu iş gün yüzüne çıkana değil. Dilini uzatanın dilini keserim. Böyle biline. De haydi. Nöbetçiler! Aslan. Sen de hazırlan bacım. Doğan Alp'in cenazesine gideceğiz. Ya Acar'la Günel ne olacak abi? Kutucu. Emret beyim. Biz gelene değin başlarından ayrılmayasın. O Acar soysuzu dilini uzatırsa gerekeni yapasın. Emrin olur beyim. Efendim, imparatorumuzdan size mektup geldi. İşte bu. İmparatorumuz Türkleri topraklarımızdan çıkarmak için benimle savaşı konuşmak istiyor. Savaşta bütün yetkiyi bana vereceğini söylüyor. Bu sizin başarınız efendim. Helena'yla düğünümde de yanımda olmak istiyormuş. İmparator buraya mı gelecek? Biz gideceğiz. Sarayına davet ediyor. Helena'yla düğünümü bizzat kendisi sarayda yapmak istiyormuş. Lakin böyle bir zamanda kaleyi Angelos, imparatorumuzun gönderdiği birliğin komutanı eski dostum Angelos'tur. Yokluğumda bana vekalet edecektir. Onun için her türlü hazırlığınızı yapın. Kaleye gelmesini beklemeyecek misiniz efendim? Vakit yok. İmparatorumuzu bekletemeyiz. Mecburen yarın yola çıkıyoruz. Yolda kendisini görürüm. Emredersiniz efendim. Askerlerinin Dumrul'u ellerinden kaçırdıklarını öğrendim. Kaleden çıkamayacak. Hangi deliğe girdiyse onu bulacağız. İnşallah Tekfur Hazretleri, inşallah. Dumrul'un ve Dündar'ın bildikleri bizim için çok mühimdir. Kalenden onlara haber uçuran güvercini yakalamadıkça hiçbirimiz güvende sayılmayız. Ertuğrul'un ciğerini söktüm. Kardeşi elimde. Nefes alacak hali kalmamıştır. Doğan en iyi alplerinden biriydi. Şimdi onu toprağa verip başında ağlamaktadır. Bu en küçük zaferimiz olsun Ural Bey. Daha büyükler. Hmm.
Teodon haber var mı? Yakında haber alırız Tekfur Hazretleri. Eğer onu kaçıramazlarsa kendi ellerimle obayı ele geçirdiğimde kafesten çıkarıp size teslim edeceğim. Yeter ki çenesini kapalı tutmayı başarsın. Yarın bana bağlı olan obaların beyleriyle bir araya geleceğim. Gayrı hakkım olanı almanın vakti gelmiştir. Döndüğümde umarım obanı geri almış olursun Nural. Sonra sıra Ertuğrul'a gelecek. Yolculuk nereyedir Tekfur Hazretleri? Düğünüme. Nural Bey, düğünüme gidiyorum. Good. Ha kardeş. Kardeş. Doğan'ın ölüm acısını gören bu can nasıl takat getirsin diyesin bana kardeş. Kardeşim gitti ya. Gayrı cihan yerle yeksan olsa yer vardır kardeş. Kardeşim metanetli olacağız. Sen şehit oldun. Şehit oldun ama dağların ayısına kardeşlik nedir öğrettin. Doğan kardeş, sen şimdi uçmağa varasın, beni de orada bekliyorsun, beni de orada bekliyorsun. Kardeşimiz küffarın zalim kılıcıyla şehit edilmiştir. Biz bir vücudun parçaları gibiyiz. Bizi bizden ayırmak isteyenlere gayrı aman verilmeyecek. Andımız olsun ki bu hadise misliyle mukabele edilecek. Şehidimizin kanı kurumadan intikam bize vaciptir. Gayrı, gamımız içimize gömülecek. Pusatlarımız bilenecek. Karacahisar Kalesi ayaklarımızın sesleriyle titreyecek. Selamu aleyküm.
Aleyke ya seyyidena ve senedena ve mevla. Doğan'ım şimdi ben sensiz nasıl yetiştireyim emanetini Doğan'ım? Doğan'ım çiçek gel. Allah. Güzel gelin müsait. Evet Vasilius. Gelebilirsin. Nihayet dertlerimizden bir bir kurtuluyoruz. Ya. Zafer kazandın demek. Benim kazandığım en değerli zafer sensin Helena. Kalbini kazandım. Kalemdeki hainleri yakalamak bu zaferin yanında hiçbir şey. Evet. Çolpan Hatun'dan işittim. Beni de oyunlarına alet ettiler. Geçti artık Helena. Geçti. Güzel günler geldi. Hainleri yakaladık. Dündar'ı sorguluyorum. Karede kimden haber aldıklarını öğrendiğimde bu iş bitmiş olacak. Fakat gözlerini puslandırma artık Helena. Sana güzel bir haberim daha var. İmparatorumuz nihayet Türklere karşı harekete geçmemiz gerektiğini anladı. Bizi sarayına davet ediyor. Bizi mi? Ya bizi. Düğünümüz Nikea'da, sarayda olacak. Prensesime layık bir düğün olacak. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum Vasilius. Çok minnettarım. Sadece dinlen. Güzel gözlerini kederden sakın. Yarın yola çıkacağız.